Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhüm salat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Evet. Ama zekerte min aniyeti ehlil kitab fela te'külü fîhâ ve illem tecidü gayrâhâ fâvsilûhâ ve külü fîhâ. Evet. Şimdi Almanya'da Müslümanlar var, Fransa'da var, dünyanın her tarafında var. Onlar Hristiyan. Yahudiler domuz eti yemez. Ama Hristiyanlar çok seviyorlar. Domuz yavrularını kuzu kebap yapıyorlar, bizim oğlak kebap yaptığımız gibi. Pek seviyorlar. Evet, hala bu devam ediyor. E orada yaşayan Müslümanlar ne yapacak? Bakkala gidecek, lokantaya gidecek, aç yaşanmaz. Biz Amerika'da kaldığımız zaman Yahudi mağazalarına giderdik. Yahudiler domuz yemez, garanti. Hatta kanun koydurmuşlar, domuz ürünü yoktur diye. Kanun çıkartmışlar. Halbuki Yahudiler 3-4 milyon bir azınlık. Hakim olmuşlar 367 milyonlu Amerika'ya. Domuz ürünü yoktur diye yazmak zorunluluğunu getirmişler. Bakıyorsun domuz ürünü yoktur. Ötekinde vardır. Ona göre alıyorsun maddeni. Onlar yemezler. Şimdi öyle yerlerde ne yapacağız? Şimdi kasaba gidiyorsunuz. Kuz eti de var. Sığır eti de var. Domuz eti de var. Şimdi alsanız domuzu da kesiyor aynı bıçakla. Şeyi de kesiyor. E, domuzun kanı pis. Hem de hiç temizlenmez. Başka şeyler mahiyet değiştirseler temizlenir. Mesela eşek pistir. Eşek eti haramdır, yenmez. Ama eşek tuz havuzuna düşse, tuz asit ya, orada ölür tabii. Hava alamadığı için eşek ölür. O asit onu halleder, tuz yapar. Eşek tuz olur. Ve bu tuzu yeriz biz. Neden? Mahiyet değiştirdi. Mahiyet değiştirdi. Mesela gübre pistir. Erzurumlular bilirler. Orada çok soğuk. Şimdi -45. Kars'ta, Ağrı'da. Adam giriyor bir delikten içeriye. Yukarıda pencere de yok. Çok soğuk çünkü. Karşıda eşekler var. Burada kuzular var. Burada inekler var. Burada da herif yatıyor. Hepsi aynı kapıda. Onların sıcaklığıyla oraya idare ediyor adam. Ne yapsın yani? Hala öyle köyler var. Evet, hala öyle köyler var. Şimdi o gübre pis. Orada ağaç yok, soğuk. Soğuk yerde yetişmiyor. Evet. O gübreyi yakarsınız, kurudursunuz hayvan gübresini, yoğurursunuz, çiğnersiniz. Kerpiç gibi kalıp olur o. Kurudursunuz. Kışın anlık yaparsınız, sobanın içine atarsınız, yanar o. Gübre pis olduğu halde yandıktan sonra kül olur. Kül olunca da temiz olur. O külü suyun içine atarsınız, kiri çıkarır çabuk. Kül, kiri çıkarır. Mahiyet değişince ama domuz nereye gitse iflah olmaz. Onun için ben tabii satıcılara söylüyorum. Para haram yerden kazanılırsa öbür dünyada hesabı var. İnanılanlara söylüyoruz. Adam fırın mayada ne var? Ekmek mayasında domuz ürünü var. İse arkadaş bu kazandığın para helal olmaz. Milleti yediriyorsun çünkü. Milleti yediriyorsun. Bu para helal olmaz. Onun için domuz ürünü olmayan bir maya bulacaksın. Ona göre ekmeği mayalayacaksın. Onunla mayalayacaksın. Domuz nereye gitse iflah olmaz. Mesela parfüm sürüyor hanımefendi. Domuz ürünü varsa içinde o adı Ayşe olmaz Ayşe Hanım. Sen Müslümansın.
domuz yağıyla yağlanamazsın. Bunlara dikkat edeceksiniz. Satanlar da dikkat edecek. Müslümana bunu satamazsın. Karşılığı haram olur çünkü. Bunlara dikkat edecek. Evet. Şimdi Hristiyanlar dediğim gibi domuzu çok seviyorlar. Yahudilerin bizim şeriatımıza, yani dinimizin kurallarına uymayan şeyleri var. Hristiyanların öyle. Orada yaşıyor adam, ne yapacak onunla ilgili? Ehli kitabın, Hristiyanların, Yahudilerin kapkacaklarından yemek durumunda kalırsanız, فَاِنْ اَجْوَجَتْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُ ف۪يهَا. Eğer Hristiyanların, Yahudilerin kapkacağından başka onların elinin değmediği, kullanmadığı kapkacak bulursanız, sakın ehli kitabın kaplarından yemek yemeyin, su içmeyin, çay içmeyin. Onların dışında kaplardan yiyin. Çünkü onlar pistir. Pistir. Ve illem tecidü gayrehe. Bulamıyoruz. Her tarafta Hristiyan. Bakkal onlardan. Sen kaç kişisin orada? Senin için özel mi yapacak? Evet. Bulamazsanız fâsilûhe ve külû fîhe. O zaman kapkacağı yıkayınız. Ondan sonra yiyiniz. Ondan sonra içiniz. Yıkamadan olmaz. Çünkü domuzun bulaşığı kalır orada. Senin içtiğin pis olur. Şimdi elhamdülillah Müslümanlar Amerika'da da var. Dünyanın her tarafında var. Ve uyanmışlar. Müslüman mağazalar var. Müslüman manav var. Müslüman kasap var. Ama evvelce yoktu. Türkiye'den 1970'lerde gitti Avrupa'ya işçiler. Gider gitmez hemen mescit açtılar mahallelerde. Bakkal açtılar falan. Şimdi rahatladılar. Özel kasaplar var. Helal gıda diye mağazalar var. Şimdi işleri kolaylaştı. Ama olmadığı zaman onları yıkamadan yemeyin diyor. Şimdi iş bu kadar basit değil. Oradan hazır elbise geliyor. Adam onu dikerken işçi, onlar birasız duramaz, Almanlar biliyorsunuz. Şarapsız duramaz. Papaz bile içiyor şarap. Bordo'ya gittik biz Fransa'da. Papaz zil zurna sarhoş olmuş. Kilise papazı. Sokakta bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Çocuklar da dalga geçiyor onunla. Dürtüyorlar sağını solunu. Şey edemiyordu çocuklar, yakalamıyordu, sarhoş. Papaz böyle olursa vatandaş böyle olmaz mı? Bu adam işçi, çalışırken fabrikada birayı içiyor. Su gibi içiyor birayı. Şarabı içiyor. O diktiği elbise damlarsa şarap ne olacak? Oraya bulaşırsa. Sen bunu giyiyorsun. Evet. Müslümanlardan alman lazım. Ya da onlardan almak zorunda kalırsan temizlikçiye vereceksin, yıkayacaksın, temizleyeceksin. Garanti yok. Şüpheli çünkü. Adam onu pis saymıyor ki. Çalışırken bir taraftan da şarap içiyor. Ağzından dökülür, bulaşır. Sen nasıl çayı deviriyorsun üstüne? Ona da yapar, onlara da dikkat et diyor. Peygamberimiz kapkacak giyim, kuşam, diğer konularda Müslüman nereye giderse kişiliğini korumalıdır. Araziye uymamalıdır. Yemesinde, içmesinde, giyiminde, kuşamında ben Müslümanım demelidir. Müslüman kişilik sahibi olur. Efendimiz فَمَا سِتَّ بِكَوْسِكَ وَزَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَمَا سِتَّ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ وَزَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَمَا سِتَّ بِكَلْبِ غَيْرَ الْمُعَلَّمِ فَاَدْرَكَ زَكْوَتَهُ. Evet. Şimdi avcılık. Avcılık mübahtır. Onunla ilgili hadisin gerisi. Kahvede pişpirik oynayacağınıza, tavla oynayacağınıza, satranç oynayacağınıza, alın evinize tüfeği, gidin kırlara,
Bir kere sağlığınıza iyi. Dolaşıyorsunuz, spor yapıyorsunuz. Doktor diyor, gez diyor, dolaş diyor, yürü diyor. Kağıt oynamak, tavla oynamak, domuz. Nasıl kokuyor biliyorsunuz. Nasıl pis kokuyor domuz. Efendimizin Buhari hadisi bu. Tavla oynamak, kağıt oynamak, domuz. Nasıl kokar o pis domuz. Kanını yar, kafanı sok içine. Hoşuna gitti mi? Evet, kağıt oynamak böyledir diyor. Buhari hadisi. O pis kokar domuzun kafasının, karnının içine insan kafasını sokar mı ya? Kumar olmasa bile böyledir. Hani kim yenerse yensin. Çay ısmarlanıyor, kim yenerse yensin. Bu şekilde domuzun karnına, pis karnına kafayı sokmaktır. Hadis böyle. Ama yenilen çayı alacak dedin mi kumar olur arkadaş. Yenilen çayı alacak dedin mi kahve ısmarlayacak kumar olur arkadaş. O zaman zaten kesin haram. Şimdi kahvede oturup da tavla oynayacağına, kağıt oynayacağına al tüfeği eline, kırlara dolaş. Onun da usulü var biliyorsunuz. Yavruyken bulmayacaksın yoksa aç kalırsın. Yavru yavrulayamaz. Bir daha bulamazsın hayvan. Evet. Usullere uygun olarak çık dışarı av yap. Av mubahtır. Hatta şunu söyleyeriz. Zevk için olsa mubahtır. Zevk için olsa da iyi. Hani ev et alamıyor herif. Gidip vurup gelip yiyor. Ona zaten sözümüz yok da. Zengin olsa bile ev için, zevk için olsa yine mubahtır. Ama şaşkın avcı olma. Vuruyorsun, öldüremiyorsun. O zaman hangi sağlık şeysine gitsin, ocağına gitsin de tedavi ettirsin kendini. İnleye inleye ölüyor orada. Yani attın mı iyi öldür yani. Mubah yani bu. Bir de ne diyor bak. Bismillah diyerek at. Onu söylüyor peygamberimiz. Bismillah diyor. Hocam onu gördün mü? Besmele çekme aklına gelmez. Evden çıkarken besmele çekiyor. Yani avı gördüğün zaman avcılar hasta oluyor biliyorsunuz. Siz onlara ne diyorsunuz? Atıcı. Atıcı ne demek? Palavracı demek. Evet. Adam şeyi bulmuş, vurmuş. Bir hafta sonra kimse hala uçup duruyor. Vurur mu ya bu? Yani atıcı. Evet. Besmele çek arkadaş. Gittin, vurdun, düştü. Sigara zaten haram ya. Oturup sigara içme arkadaş. Hemen koş. Usulü var, helal olmasın usulü var. Vardın, parçalanıp dur, ölmemiş daha. Aa, ne olsa kaçamaz ya. Seyrediyor şimdi. Dinleniyor şimdi, yorulmuş koşarken. Öldü, sen seyrederken leştir o, yiyemezsin. Hemen varacaksın, daha ocağın çıkmadan Bismillah deyip keseceksin hayvanı. Bu zaman helaldir. Bismillah çekerek atarsan, ne demek besmele ya, çekmiyorum işte desen leş olur, yenmez. Yok böyle demiyor canım, aklına gelmedi. Tamam yenir, evden çıkarken besmele çekersin, yenir. Av köpeği beslemek caiz. Ama evde değil, avluda. Çoban köpeği beslemek caiz. Polis köpeği beslemek caiz. İş gördürüyorlar. Esrar keşleri yakalıyorlar. Silahı buluyor ya köpek. Caiz. Evin kenarda kocaman köpek beslersin. Gelenleri sokmaz eve. Caiz. Evine sokmayacaksın. Yani odana sokmayacaksın avluda. Bir de köpeğin salyası pistir. Üstüne değdirmeyeceksin, terbiye edeceksin. Çünkü burnunu sürttü mü pantolonuna, o pantolonu namaz kılamazsın. Ona göre terbiye et, kenarda dursun köpek. Bunlara dikkat edeceksin. Evet, şimdi av köpeği beslemek de caiz. Öğreteceksin köpeği. Gönderdin köpeği. Zaten öğrendikten sonra gönderdin. Getirdi, hiç yemeden tuttu getirdi ağzında. Bir daha gönderdin, yine öyle getirdi. Tamam, öğrendi köpek. Köpek öğrendi. Şimdi gönderdin, böyle öğrenmiş köpeği, gönderdin, ölmüş, ye diyor.
O öldürmedi onu. Öldürmez çünkü. Öğrenmiştir köpek. O boğmaz onu, sıkmaz boğazını. Öğrenmiş köpektir. Ama öteki köpeği göndersen sıkar, o leştir. Olmaz. Kesmek lazım. Muallem, öğretilmiş köpeğiyle besmele çektin, gönderdin köpeği, yakaladı geldi tavşanı. Öğrenmiş. Ye diyor Peygamberimiz. Yok. Öğrenmemiş köpeği gönderdin, ölmüş. Getirdi ama ölmüş. Leştir, yeme diyor. Öğrenmiş köpek. Besmele çekerek göndereceksin. Avlamak konusu da böyle. Şartları var. Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel, Ebu Salebe el-Kuşeni'den nakletmiş. Evet. Şimdi bu hadisi nerede söylemiş? Bizzat gelmiş demiş ki ya Resulallah, biz öyle bir memlekette oturuyoruz. Etrafımızda hep memleket insanları, o memleketin insanları hep Hristiyan, Yahudi. Şimdi Kudüs öyle biliyorsunuz. Başka yerlerde onların arasında okuyoruz. Ya Resulallah, onların tabaklarını yiyelim mi? Ne diyorsunuz? Demiş. Ayrıca biz demiş av avlanmadan duramayız ya Resulallah. O zaman söylemiş. Besmele çekerek avımıza gidebilirsiniz. Besmele çekiniz. Öğrenmiş köpeği gönderip yiyebilirsiniz. Bu şekil, bu şartlarda koşup gideceksiniz, oturmayacaksınız, keseceksiniz, yiyebilirsiniz. Koştunuz, vurdunuz hayvanı, düştü. Koştunuz, baktınız ölmüş. Yenir. Ama ne olsa kaçamaz diye oturduğunuzu, beklediğinizde o adam öldüyse yenmez, leş olur. Bu hadis-i şerifi o zaman irat buyurmuş. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Şu hadisi okuyayım bitsin. Emma ehlün nari ellezine hum ehluha fe innehum la yemutuna fiha ve la yahyavna ve lakin nasun esabettum narun bizunubihim fe ematethum imateten hatta iza kad kanu fahman uzina bis şefaati feci'e bihim dabaira dabaira. فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. Uzunca bir hadismiş. Neyse biz fazla uzatmadan mealen tercüme edelim. Şimdi bizim inancımıza göre dünya ahiretin ekin tarlası. Dünya hayatımızın her safhasından, her nimetten sorguya çekileceğiz. Dünyaya ne yaptığımızın hesabını vereceğiz. Biz buna inanıyoruz. Öldükten sonra dirileceğiz. Ölünce her şey bitmiyor. Yeni bir hayata gözümüzü açıyoruz. Ahiret hayatı, ebedi hayat. Eğer Allah bizi güzel Müslüman, salih kişi yapsın, böyle güzel insansak, kabrimiz de iyi, cennet bahçelerinden bir bahçe. Kıyamete kadar orada kalacağız. Şaşkın adamsak Allah korusun, cehennem çukurlarından bir çukur. Kıyamete kadar orada kalacağız. Ayetlerle sabit, hadislerle sabit. Mahşer, kıyamet kopunca işte birinci surda İsrafil Aleyhisselam'ın bütün kainat yıkılacak, yok olacak. Hiç canlı kalmayacak. İkinci sur üflenince de insanlar toplanacaklar. Bulundukları yerlerinden tozlarını silkelerek kalkacaklar. Herkes mahşere toplanacak. Toplanacak. Kudüs'te bir yer var. Oralılar diyorlar ki Kudüs ilk mahşer yeri orasıdır diyorlar. Allahu alem, bilmiyoruz yani. Bu kadar insan alacak bir meydan. Neresi bilmiyoruz. Ama biz buna inanıyoruz. İşte orada mahşerde hesap var. Beklemeden sonra mahkeme kübra var. Beraat ederseniz cennete gideceksiniz. Sırat köprüsünden geçerek. İnşallah biz onlardan oluruz. Hesapsız gidecekler de var. Bunlar da muazzam insanlar. Onu bilmiyoruz. Yani umut, Allah'tan umut kesilmez de Ebu Bekir gibi adam olmak çok zor bir iş. Evet. Neyse, Allah hesabı kolay görünenlerden eylesin. Beraat edenlerden eylesin inşallah. Şimdi
Müslüman, mümin ama yanlış iş yapmış adam. Hem inkar etmiyor hem de akşamcı kafayı çekiyor. Bana telefon ediyor adam. Hocam vallahi ben seni çok seviyorum. Senin bütün derslerini dinliyorum. Ama hocam vallahi ben camiye gitmem. Vallahi namaz kılmam. Adam öyle diyor. Yemin etme dedi. Yemin et diyen yok yahu. Samimim ama dikkat edin. Vallahi ben camiye gitmem. Vallahi namaz kılmam diyor. Ama seni çok seviyorum diyor. Sen diyor tam ruhumu okuyorsun diyor bana. Ehli sünnet inancı. Bizim insanımız böyle. Sarhoş bile olsa mümin. Böyle bir adam. Allah müminleri kurtarsın. Affetsin. Cennet çok geniş. Hepimiz girsek gene boş kalacak. Yani herkes gitsin isterim ben ama kitaplarda işte şunu yapan şöyle olur, bunu yapan böyle olur diye yazı var. Biz size bunları aktarıyoruz. Son karar Allah'ın tabii. Bu adam da cennete gidebilir. İşte zina yapmış, falan etmiş, filan etmiş ama mümin. Mahkemede kaybetmiş. Namaz kılmıyor herif mesela. Cennettekiler, cehennemdekiler görecekler. Bakacaklar ki ya komşusu, arkadaşı, dürüst adam, güzel adam. Ya ne işin var senin orada ya? Ya komşu ya yetme kardeşim ya. Biz namaz kılmıyorduk, o maddeden kaybettik. Lem nekü minel musallin. Ayet bu ayet. Namaz maddesinde kaybettik, buraya düştük. Cezamız kadar yanacağız. Şimdi cehenneme giren böyle suçundan dolayı Peygamberimiz şefaat etmemiş. Allah af çıkarmamış. Cehenneme gitmiş. Cehennem ateş. Dünya ateşinin en kuvvetlisinin 70 katı. Görüyorsunuz canlının orada. Oo, nasıl yanıyor. Alev alev. Dünyadaki ateşin 70 katı cehennem ateşi. Oraya giren insan sağlam kalır mı? Öyle diyor Peygamberimiz. Cehennemliklere gelince bunlar oranın yehlileridir. Onlar ölmezler, dirilmezler. Bir de müminler var. Bunlar kafir. Oraya girdi mi ebediyen kalacak kafirler. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen adam kafirdir. Bu ebediyen cehennemde kalacak. Kaç tane ayet var böyle. Ebediyen cehennemde kalacak. Ne kadar iyilik ederse geçsin. Şu ışığı bulan herif Edison. Eğer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediyse dünyada bak Edison diye hala anlıyor zannım. Zengin oldu. Ahirette hiçbir nasibi yok. Ülaike la halaka lehum. Ayet bu. Bizim inandığımız Kur'an böyle. Hiç ahirette nasibi yok. Ebediyen cehennemde. Dünyada zengin oluyor. Meşhur oluyor. Hakkını dünyada veriyor Allah onların. O telefonu icat eden adam ne kadar güzel bir şey. Uçak ne kadar güzel bir şey. Senin bir senede gittiğin yer 3 saatte varıyor. Güzel bir şey ama eğer Muhammed Resulullah demediyse ahirette hiçbir nasibi yok. Ne kadar iyilik yaparsa yapsın. Dünyada para kazanıyor. Meşhur oluyor. Şimdi Müslümanlar, bu kafirler orada girecekler, kömür olacaklar. Kömür olduktan sonra kömür acı hisseder mi? Sen sağken buran yanarsa nasıl bağırırsın yandım diye. Ölü adam yanıyor, bağırıyor mu? Of ben canım acıdı diye yanmaz. Ölü adam duymaz ki. Kömür olunca duymaz acıyı. Allah ise kafirleri ebediyen azap edecek. Kur'an'da böyle yani. Hadiste de okuyorum şimdi. Tekrar diriltecek onları. Diriltecek, bir daha yakacak. O yakma acısını duyacaklar. Kömür olunca bir daha diriltecek. Ebediyen bu azabı görecekler. Ama mümin diyor Peygamberimiz sınıfı geçememiş. Cezasını çekecek. İmanı var. Cehenneme girince kömür olacak o da. Ateşte salgalanır mı? Kömür olacak. Kaç sene mesela misal veriyorum. 10 sene cehennemde kalma cezası bu. 10 sene kömür olarak bekleyecek.
kömür cehennemi hisseder mi ateşi? Hissetmez. Müminlere Allah'ın böyle bir şeysi var. Yanacak diyor, o tadı, azabın şeyin dehşetini tadacak. Ama kafirler gibi kömür olup dirilecek, kömür olup dirilecek değil. Bir kere kömür olacak diyor, cezası bitene kadar kömür kalacak. Sonra alacak Allah onları, rahmet nehirlerine atacak. Rahmet nehirlerinde hayat bulacaklar. Ve onların alnında böyle bölük bölük, cehennemden bölük bölük gidecekler. Evet, Allah'ın azat ettikleri bunlar, hapishaneden af gelmiş çıkmış diyorsun ya sen şimdi. Kaç sene yattı çıktı. Bunlar da cehennemden çıkacak. Bunlar utakaur rahman, Allah'ın azat ettikleri bunlar diye alnında yazacakmış. Cennete gidenlerin, Efendimiz öyle söylüyor. Herkes ana bizim hoca ya, bu da gitmiş oraya. Alnında yazıyor ya, cennette olsa olmaz ya, herkes tanıyor. Ya bizim hacıya bak, o da oradaymış filan. Tabii üzülecekler, cennette üzülmek yok. Diyecekler ki o cennetlikler, ya Rabbi diyecekler, bizi kurtardın, cehennemden çıkardın, güzel cennete koydun. Şu alnımızdaki yazıyı da kaldır da rahat edelim. Onu da kaldıracak Allah. O iş zormuş. Allah doğru cennete gidenlerden eylesin inşallah. Burada işi sıkı tutmamız lazım. Evet. Cennet rahmet denizlerine, rahmet nehirlerine sokarlar ve onlar dirilirler. Anlarında diyor ki şimdi sel akar. Sel akar. Sel birçok toprağın üstündeki tohumları filan beraberinde götürür. Giderken taşıntısında o tohumlar kenarda kalır. Tabii sel aktığı için o toprak ıslanır. Sel bittikten sonra, biz köylü çocuğu olduğumuz için bunu çok görmüşüzdür. Hadis misal veriyor. Orada o toprağın ıslaklığıyla gelen tohumlar hemen orada yeşerir. Sarı sarı, taze taze. Cehennemden cennete gidenler de böyle cennet nehirlerinde, rahmet nehirlerinde yunduktan sonra aynı o selin kenarında otan sarı otlar gibi biterler diyor. Onu misal veriyor. Ve alınlarında da öyle yazar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bizi doğru hesapsız cennete gidenlerden eylesin inşallah.